Herkese merhaba tekrar. Bugün sizlere Solid'le beraber MES konusunu anlatacağım. After'ın en büyük özelliklerden bir tanesi de MES biliyorsunuz. Yani maskeleme. Bunu hemen bir Solid açarak uygulama olarak göstermeye çalışalım. Solid'i nasıl açıyorduk? Sağ tıklayıp buradan Solid veyahut da L'den New Solid. Bizim kısa yolumuz Ctrl-Y, Yozgat. Solid'imizin rengini şöyle kırmızı yapalım isterseniz. Hemen şöyle gösterelim. Mask aracımız hemen burada. Basılı tuttuğumuzda böyle değişik şekillere gelebiliyor. Kare şeklinde mask diyebiliriz. Şu şekilde. Efendime söyleyeyim. Köşeleri biraz daha kıvrımlı mask yapabiliriz. Şu şekilde. Ctrl Z. Yuvarlak. Tam yuvarlak çizebilmek için Shift'e basıp tutuyoruz. Burada şöyle değişik şekiller var. Yıldız şekli var mesela. Aynı şekilde orantılı büyütmek için Shift'e basılı tutmamız gerekiyor. Bu hazır mask kalıpları. Bir de şurada çizim aracımız var. Çizimleri istediğimiz şekilde çizebiliyoruz. Mesela tıklayıp şu şekilde örnekte olduğu gibi istediğiniz şekilde çizebiliyoruz. Maskın rengini sizden değiştirebiliyoruz. Şu anda background'ımız kırmızı olduğu için çizdiğimiz mask görünmüyor. O yüzden beyaz yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın istediğimiz şekilde maskımızı çizebiliyoruz. Evet. Şimdi burada maskla ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Hemen uygulamalı olarak bir tane örnek yapalım sizinle beraber. Şu masktan bir tane çizelim. Ve hemen mask çizdiğimizde solidimiz işte şurada mask beliriyor. Şu şekilde. Kapalıysa da şurada açıyoruz. Hemen maskımızı görüyoruz. Maskımızı açıyoruz. Burada bazı özellikler açılıyor. Bu mask pad dediğimiz olay şu çizmiş olduğumuz çerçeve pad o. İstediğimiz gibi küçülttük, büyütebiliyoruz. Çift tıklayarak büyütebiliyoruz ya da şu noktaları seçerek shift'e basılı tutarak seçebiliyoruz ve yön tuşlarıyla da ya da manuel olarak tutup istediğimiz yere kaydırabiliyoruz. Mask F'dir. Şu maskımızın çevresini biraz yumuşatmak için kullandığımız bir araç. Şuradan değeriyle oynadığımızda bakın. Şu şekilde kenarlarını yumuşattı. Bu maskımızın saydamlığını ayarlıyoruz burada. %100'de geliyor mesela burada. Saydamlığını düşürebiliyoruz bu şekilde. Bu ise mesela şu maskı şöyle çerçeveledik ya, sonra baktık ki maskımız küçük geldi ya da büyük geldi. Bunu buradan da düşürebiliyoruz mesela. Şu şekilde bakın. Çizgilerimiz burada. Ama dışarıya doğru açtık. Ya da tam tersi. Bakın küçülttük. Şuradan küçültebiliyoruz. Bir diğer konuda burada da şu noktalara keyframe koyduğumuzda istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz maskımızı. Örneğin şurada mask pad'de yapıyoruz bu işlemi. Bir saniye sonra normal şekline gelsin. Mask pad'imiz şuradan noktalarını noktalardan bir tanesini tutayım mesela. Seçelim. Şöyle yapalım.
Bakın maskınız şu şekilde açılacaktır. Bunu görüntüye de uygulayabilirsiniz. Resme de ya da yazıya da maskeyi uygulayabilirsiniz. Mesela geçmiş şu anda çok keskin görünüyor. Bunu burada yumuşatabiliriz mesela şöyle. Şu şekilde. Geçişi şu şekilde de yapabiliriz. Mesela şu noktayı shift'e basılı tutup şu noktayı da beraber seçip sonra yön tuşlarıyla sıfırlayalım. Sıfıra yakın ya da şöyle bir açım yapabiliriz. Opasitesini ayarlayabiliriz şöyle. Gibi. Maskımızı yazıya da uygulayabiliriz. Mesela şu anda şu maskımızı silelim. Bunun üzerine bir yazı yazalım. Yazımızı şuradan tekstten yazabiliyorum. Şöyle. Şu yazının çizgisini kaldıralım. Şöyle düz bir yazı olsun. Mesela yazın geliş efekti olarak da kullanabiliriz maskeyi. Şurada masklarız yazımızı. Şu şekilde ayarlayıp içine alabilecek şekilde. Biraz da açalım. Çünkü birazdan fade vereceğimiz için. Şu şekilde. Mesela 15 karede bizim yazımız açılsın istiyoruz. Maske geliyoruz. Keyframe'i koyduk. Sonra şu ikisini shift'e basılı tutarak seçip yazıyı kapatalım. Sonra bir preview alalım. Hemen şuradan başlıyorsun. Bakın yazımız şu şekilde açıldı. Biraz fade verelim. Şuradan mesela 50 olsun. Yazımız biraz daha yumuşak açılacak. Şunu biraz daha alalım. Şimdi biraz görmüyor. Şöyle sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde de bir efekt uygulayabiliriz maske. Projemizi kaydedelim. Mask. Evet, solid. Diyelim. Evet. Şimdi maskımızı görüntü üzerinde deneyelim. Yeni bir konu açalım. Mask deneme. Görüntülerimizi çağıralım buradan. Masa üstüne daha önce ayarlamıştım ben iki tane görüntü. Konser. Konser 1. Görüntümüz geldi. Hemen alalım görüntümüzü çalışma alanımıza. Şu anda görüntümüz full HD. Biz 720 çalıştığımız için bunu biraz küçültelim. Tam penceremize oturtalım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Mesela görüntümüzün şurada. Mesela sahnedeki adamı görmek istemiyoruz. Biz oraya başka kendimiz sahne koyacağız. Örneğin. Bu arada görüntüyü nasıl kestim? Ctrl Shift D ile kestim. Baş tarafını attım. Bize yarayacak olan kısım burası. Ya şu sallanmayan kısmından alalım. Şöyle. Bunu bir daha keselim. Şu görüntümüzün üzerinde çalışalım. Evet. Biz şu üst tarafı görmek istemiyoruz. Sanatçıyı görmek istemiyoruz. Şu kısımları keselim. Ve altına başka bir şey yerleştirelim. Biz oraya kendi sahnemizi koymak istiyoruz mesela. Evet. Şurada bizim maskaracığımızı tutalım. Ve çizmeye başlayalım. Şöyle mesela. Ama bir sıkıntı var. Elimizi de kesmeyelim burada. El de arada sallansın. Onu da ayarlayacağız. Pardon. Şöyle seçtik. Gördüğünüz gibi arka taraf kayboldu. Şöyle izleyelim. Küçükten. Şu anda sahne yok. Sadece şu el olayı bozuyor. Elden sonra alalım isterseniz. Ya da onu göstermek için de orada maske takip ettirelim.
Onu da yapalım. Bizim çalışma alanımız bu kadar. Bunu da kısaltmak için şuradan şu paneli kısaltıyoruz şuraya kadar. Sonra sağ tıklayıp trim konfor bir yer, yani şuraya kadar al bizim çalışmalarımız. Geri tarafı sil. Gerek yok çünkü. Şimdi maskemizi biraz yumuşatalım. Geçişi biraz yumuşatmış olalım. Şimdi tam görmek için mesela şu maske görmeyelim evvela. Şuradan şu araçtan şöyle. Kendi sahnemizde çok basit bir şey olsun. Mesela şurada hemen bir sahne açalım. Bir komp açalım. Sahne diyelim. Basitçe hemen bir solid açalım. Sahnemizin rengi şöyle koyu mavi olsun. Bunu hemen 3 boyutlu yapıyoruz. Çeviriyoruz. 90 derece. Aşağı doğru koyalım. Şöyle bizim sahnemiz olsun. Biraz daha büyütelim. Biraz daha geriye doğru uzatalım. Şöyle şu şekilde. İyice açalım. Ya şöyle olsun. Kenarlardan biraz daha kalsın. Bir tane daha solid açıyoruz. Kontrol diye. Rengi de şöyle biraz daha açık mavi olsun. Görelim çünkü. Şurada arkasına koyduğumuz vakit şuradan ayarlayalım. Tam arkaya götürelim. Sahnemizin arkasını. Görelim bakalım düzgün koymuşuz. Biraz açık var, mesafe var. Hemen ayarlayalım. Şu şekilde ayarladık. Sahnemizi hemen basit bir şekilde. Gelelim bizim maskelerimize. Buradan sahnemizi alıp buraya koyalım. Arkasına koyacağız tabii. Biraz da yukarıda kaldıralım. Görüntü. Sahnemiz bu. Basitçe. Kendi sahnemizi oluşturdu. Yani burada gerçek bir şey yapmıyorum. Ben sadece size yolu gösteriyorum. Siz artık istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Mesela şu anda sahnemizin ufak ayarlarını yapmamız gerekiyor. Mesela görelim. Şuradan mesela birazcık ayarlayalım. Şöyle kafalar hafiften kesilebilir. Çünkü uzakta olduğu için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu şekilde ayarlayalım. Buradan tıkladığımızda istediğimiz yer noktalarını hareket ettirebiliyoruz. Şu şekilde yapalım. Şunlar da görünmesin. Evet. Sadece bizim burada eller olduğu için sıkıntılı ama ellerini kesebiliriz mesela aslında. Şunları silelim, şu noktaları meskimizi aşağı doğru alalım. Şu çok da güzel olmasın. Tekrar bu koordinatı üzerine geldiğimizde artı işareti gösterir. İlk noktadan koyalım. Sonra noktaları biraz şöyle kıvıralım. Evet. F'leri biraz arttırabiliriz. Sahnemizi biraz küçültebiliriz. Yani büyük olmuş. Biraz belli olsun şöyle. Ya da tam dursun böyle. Şimdi bu insanlardan iki tane daha kopyalayalım. Bir şuralara yerleştirelim. Şu boş kısmı. Kopyaladım bir tane daha. Maskımı değiştiririz. Mesela görüntünü tek görmek için şöyle yapıyordu. Mesela şu kısmen alabiliriz. Şurada şu kısmı alabiliriz.
değerini arttıralım. Çok oldu, biraz daha aşağı indireyim şunu. Şuradan. Evet. Alt tarafa koyalım. Bu suyla da oynayalım şimdi. Hepsini görelim. Fade'ini çok verdik. Fade'ini biraz düşürebiliriz. Şöyle kapatmak için. Şundan bir daha kopyalayabiliriz. Şöyle şimdi şurayı kapatmak için kullanabiliriz mesela. Bu maske yerini değiştirip biraz daha farklı insanları gösterebiliriz orada. Şu şekilde kapatabiliriz belki burayı. Bundan bir tane daha kopyalayabiliriz. Bunu buraya koyabiliriz. Şu görüntümüzü tek görelim. Bakalım neresini kopyalamışız. Mask gibi görmeyelim. Şuradan mask. Yani dediğimizde mask görüntümüzü neresini almışız. Şu karanlık bir yerden alabiliriz aslında. Şuradan. Şöyle ne olduğu belirsiz. Biraz orayı kapatmak istiyoruz çünkü. Tekrar eskimizi aktif hale getirelim. Şöyle kapatalım. Şöyle şuraya koyabiliriz. Evet. Şuraya tam bir keskin vermek için mesela bir tane solid koyabiliriz buraya. Sahnemizin renginde solid. Daha önce göstermiştim. Rengini şuradan alsın. Şöyle bir solidimiz geldi. Biraz büyütebiliriz bu solidi. Şurayı kapatmak için çünkü fader verdim. Fader şu anda sıkıntı yapıyor orada. Böyle sahnenin üzerindeymiş gibi gördük. Daha rengini biraz kontrol şekliye rengini biraz koyutabiliriz. Burası sahnenin dibiymiş gibi gösterebiliriz. Bunu şunu sahnenin üstüne koyalım. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. Ufak yani basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Oradaki sahneyi kaldırıp kendimiz bir sahne buraya koyabildik. Ne işimize yarayacak? Burada bir perde önünde çektiğimiz bir şarkıcı ya da bir şey orkestra şunun üzerine koyabiliriz. Burası az kaldı. Yeterli sahne alanımız yok. Seyirciler çok ise diyorsanız mesela şurada sahneyi birazcık aşağı indirip şunu da bir tık aşağı indirip ondan sonra bizim konserleri komple tutup aslında her seferinde bunu oynamaktansa kendi object açıp şunların hepsini seçip burada şu zincir işaretini nula bağlarsak nula hareket ettirdiğimizde sahneyle de tüm seyircileri de birden oynamış oluruz. Şunu da enter sahne seyirciler diyelim, seyirciler hepsi dediğimiz vakit şunları hareket ettirdiğimizde tüm seyircileri hareket ettirmiş oluruz. Şimdi bu pozisyonda P'ye bastım, pozisyon açıldı. Pozisyonu biraz aşağı indirelim. Sahnemiz biraz daha yer açılsın, seyirciler az yer kaplasın. Şöyle bir şey. Şöyle bir çalışma basitçe hemen yapabiliriz. Şimdi bunları yaparken hızlı hızlı geçtim ben mesela. Şu maske, maskin özelliklerini birkaçını böyle atlamış oldum. Mesela şu maskımızı seçtik. Şurada add dediğimizde
Şu maskemizin seçili olduğu alanı gösterir bize. Subtract derse seçili olmayanın dışındakini verir bize. Seçtiğimizi değil de dışındakini verir bize. Bu da aynı şekilde bir şeye benziyor. Bunu söyleyeyim. Et kısmına benziyor. Burada bunlar light, işte light olan kısmını gösterir. Dark kısmını gösterir. Bunlar çok kullanılan şeyleri. Et ve subtract'ı bilirseniz oldukça kullanışlı işler çıkarabilirsiniz ortaya. Mesela şurada none dediğimizde mask etkisiz hale gelir. Evet. Basit yani masklarda ve solidlerde hemen hızlıca basit bir sahne oluşturabiliyoruz. Maskla ilgili bahsedeceğimiz diğer bir konu ise maskları mesela takip ettirme. Örneğin diyelim ki seyirciler şu mask görüntü şuradayken eller gözüksün istiyoruz. Şuradayken bak el gitti. Şu maskımız hareket ettireceğiz. Şimdi mask pete geliyoruz. Şu el hareketini görmek istiyoruz. O yüzden son noktaya şu el giderken el nereye gitti? Şurada. Şu noktayı buraya yapalım. Baş tarafındaki noktalarımızı hareket ettirerek bu işlemi yapabiliriz. Bakın el ta nereye gitmiş mesela. Çok fazla da gitmesin. Bazen şöyle. Bir deneyelim bakalım nasıl göründüğünü. Bakın. El gitti. Maske aşağı indi. Eli göstermiş olduk bu şekilde. Maskeleri istediğimiz yöne, istediğimiz şekilde hareket ettirebiliriz. Şunlar objektifte mesela daha ileriki konularda anlatacağım şekilde maskımızı bu nor objekte takip ettirebiliriz. Maskımıza ışık takip ettirebiliriz. Çizdiğimiz masklara strobe efekti ekleme dersinde daha sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi bizim şu konserden bir daha görelim. Şu konserimizin arka sahnesini kaldırıp şu şekle geçmiş olduk. Elimde bir orkestra yeşil perdelerinde çekilmiş bir orkestra olsaydı onu da yukarı koymuş. Yukarı koyardım. Şimdi burada bir problemimiz var. Mesela şu taraflarda çok fader var. Mesela fader'i de ayarlayabiliriz. Mesela buradayken fader 50 olsun. Keskin bölünsün şurada. Şöyle biraz keskin yapalım bakalım. Diğerlerinden şöyle daha güzel oldu. El gittikten sonra tekrar fade'ini arttırabiliriz. 100 olsun. Biraz daha yumuşasın şurada. Evet. Şu anda çok daha güzel görünüyor bu sahnemiz diye düşünüyorum. Bu sahneye daha çok şeyler eklenebilir. Ben bu sahneyi kaydedeceğim. İleride daha üzerinde çalışıp şuralara sahne ışıkları falan koyabiliriz. Şu yan taraflarına. İşlerden ışıklar saçabiliriz. Böyle flash ışıklar, pat diye yanan sönen ışıklar yapabiliriz. After'da yapılacakların sınırı yok. Hayal ettiğimiz birçok şeyi yapabiliriz burada. Çünkü bizim hayal ettiklerimize bu programı yapanlar hayal edip, düşünüp eminim yapmışlardır. Belki bizim yollarını bilmiyoruz, yapım yollarını bilmiyoruz. Zaman içerisinde sizlere daha fazla şey göstereceğim inşallah. Şimdilik bu kadar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.